Şimdi orada 9-11 ilke 9-11 ilke 9 prensip miydi? Tam bakmadım, evet. Bir daha bakmam lazım kavramlara. Yani onların o 11 prensip ya da 11 ilke amaç neyse onu okuduğunda insan diyor ki ya Amerikan bağımsızlık bildirgesinden, Fransız devriminden, efendim, güzel alıntılar, insan hakları sözleşmesinden, Türkiye Cumhuriyeti'nin son anayasasından şu kadar yıl sonra, hele hele AK Parti kurulduktan 19 yıl sonra geldiğimiz aşama bu mu olmalıydı? Mülkiyet hakkından söz ediyorlar ya. Mülkiyet hakkı ya. Yani bu zaten niye gülüyorsun? Temel hak yani. Ya çünkü yani AK Parti'nin bile 19. yılında halen daha insanlığın 200 yıl önce zaten son çerçevesini verdiği bir hak meselesine dair, mülkiyet hakkı meselesine dair reform yaptığını iddia ediyor. Ya o kadar acınası bir durum ki. Yahut işte anayasa mahkemesine bireysel başvuru meselesinde kolaylaştırıcı bir işte yol alınacağını söylüyor. Ya Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamıyorsunuz ki. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Dalga mı geçiyorsunuz siz? Enis Berberoğlu kararını takmadı mahkeme ya. Bir tane hakim ve ideolojik davrandığı çok açık olan bir hakim ve uyması gerektiği yasalarca açık olan bir kararı dinlemedi ya. Dinlemedi. Enis Berberoğlu'yla ilgili dinlemedi. Selahattin Demirtaş'la ilgili dinlemiyorlar. Ya Osman Kavala'yla ilgili dinlemiyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını dinlemiyorlar. Ha neye güvenerek dinlemiyorlar? Bir hakim bu cesareti nereden alabilir? Siyasi iktidardan alıyor. Siyasi iktidar şu ülkede herkes biliyor ki yargı erki, bireysel olarak hakim savcıları kastetmiyorum. Yargı erki Beştepe Hukuk Bürosu'dur. İktidarın avukatlık bürosudur. Bugün itibariyle hiçbir mahkum Beştepe istemediği halde tahliye edilemez yahut bir insan tutuklanamaz. Bu mümkün değildir. Bugüne kadar iktidarın istemediği hiç kimse, iktidarın tutuklanmasını istemediği hiç kimse tutuklanmıyor. Şimdi Osman Kavala niye 4 yıldır herhangi bir hakkında karar olmadan içeride tutuluyor? Bir de uzun tutukluk süresiyle ilgili yani reform yapılacağı söyleniyor. Bırak o zaman. Niye tutuyorsunuz? Uyduruk delillerle, komple teorisinden bozma metinlerle niye tutuyorsunuz Osman Kavala'yı? Sadece o da değil. Düşünce ve ifade hürriyeti alanlarının genişletileceğini söylüyorlar. Ya Boğaziçi çocukları niye içeride? Niye içeride bu çocuklar ya? Hayır bir de bir tane Kabe ile ilgili fotoğrafı astıkları da değil. Asılan sergiyi organize ettikleri gerekçesiyle içerdiler ya. Ya geçenlerde evet bir tane avukat şeyle ilgili AK Parti Grup Başkan Vekili hanımefendiyle ilgili Özlem Hanım'la ilgili kabul edilemez bir tweet atmış. Oradan tutuklamayınca aynı tweetten Cumhurbaşkanı Hakkari sonra çıkarıp tutukladılar ya. Evet. Ya şu bu olur mu yani? Organize suç örgütüne af indirimi, infaz indirimi. Fakat aynı pakette yalnızca biri haber yapmış, diğeri tweet atmış. İki gazeteci arkadaşımızı muaf tuttular ya. Oda TV davasında iki Barış'ı ve Murat Ağrel'i muaf tuttular. Çetelere, mafya liderlerine hürriyet getiren paketten onları muaf tuttular. Dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Alay mı ediyorsunuz yani? Bilmiyor muyuz sanki? Düşünce ve ifade hürriyeti alanlarının genişletilmesine ilişkin oraya madde koyarken bu içinde şu an içinde bulunduğumuz televizyonun işte bununla aynı çizgide olduğunu bildiğimiz Halk TV'nin ve Televi'nin Rütük'teki Bekçi Murtazalar tarafından ceza üstüne ceza aldığını bilmiyor muyuz sanki ya? Biliyoruz. Şu an bu stüdyolarda, bu ekranlarda çıkan her konuğun ağzındaki her cümlenin bir ceza maddesine sokulmak istendiğini bilmiyor muyuz sanki yani? Bir dalga mı geçiyorsunuz siz? Şimdi dolayısıyla paket falan değil. Zaten AK Parti bir yerde bir eylem planı dedi mi durun yani. Demokrasi dedi mi bir durun kardeşim. Çünkü ne geleceği belli olmuyor orada. Ya bakın Türkiye'yi iki defa referanduma götürdü arkadaşlar. İki defa. Biri 2010 yılı.
Sözde askeri vesayet rejimi dağıtılacak. Sözde efendime söyleyeyim darbelerle yüzleşeceğiz. Demokrasi. Yahu bir yıl sonra pişman oldular. Sözde çok özür dilerim Alevi yurttaşlarımızdan. Yargıdaki dedeler rejimine son veriyorlardı. Birkaç Alevi hakim ki namuslu kararlar veren. Birkaç Alevi hakimin ismini bir Alevi inancından bir bakanımızı malzeme ederek 2010 referandumunu sözde demokrasi diye geçirip yargıyı tarikatlara teslim ettiler. Seyfi Oktay mı? Tabii. Yargıyı tarikatlara teslim ettiler. Şimdi adliye kapısında menzilci mi ışıkçı mı diye sorulan düzen bu düzen işte. Ya bak 2010 yılı referandumunu hep beraber geçirip şimdi pişman oldular. Şu an hakim savcı seçilemiyor. Bak o gün sözde şöyle deniyordu. Bunun da başını Osman Can çekiyordu. Ne olacak canım? Osman Can Türk şimdi varsa, o cephede değil. Şimdi Osman Can gözaltına alacağım diye korkuyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Bak o zaman şöyle diyor. Hiç unutmuyorum. O kadar ilkel bir şey ki. Sırf laik rejimi kastetmek için efendim toplumdaki Kürt kadar, Alevi kadar, Hristiyan kadar, ateist kadar yargıda temsiliyet olsun. Dalga mı geçiyorsun? Ya öyle bir hukuk düzeni mi olur? Köle pazarı mı bu? Bir de ne yani? Cinsine göre insan. Böyle dediler. Ne oldu sonunda? Ne oldu sonunda? Günün sonunda hakim savcılardan seçim hakkını da elinden aldılar. Şimdi eskiden deniyorduk ki işte hakimi seçer mi? Hepsini Cumhurbaşkanı seçiyor. Bak al şimdi oldu mu? Hepsini Cumhurbaşkanı seçiyor. Şimdi 2017 referanduma götürdü. 2017 referanduma götürdüler. O hal şartlarında. Yani insanlar korku altında referanduma gittiler. Buna rağmen %51 ile Atalan Üsküdar'ı geçirdikleri bir seçimde şimdi pişman oldular. Gene pişman oldular. Bunu nasıl yapalım da %50'yi kaldıralım diyorlar. Nasıl olacak bu şimdi? Ya anayasayı değiştirelim diyorlar. Dolayısıyla AK Parti kardeşim eylem planı dedim ürkeceksin. Ne olacağı belli değil yani. Demokrasi dedim hep çekineceksin yani. Ne olacağı belli değil. Yarın gözaltına girebilirsin. Örgütlenme ve ifade hürriyetiyle ilgili madde koyuyor. Aynı günün akşamında HDP kapatma davası geliyor ya. Bu aynı gün öğleden sonra İmamoğlu ile ilgili dava geliyor. Biz bilmiyor muyuz o davanın hangi siyasal sahikle başlatıldığını? Sayın Cumhurbaşkanı demedi mi? Seçilse bile düşebilir başkanlığı. Demedi mi bunu İmamoğlu ile ilgili? Evet. İmamoğlu'na da bugün şimdi, dava açıldı. Onu diyorum. Şimdi HDP kapatma davası. O HDP geliyor. Kapatmaya geleceğiz. Barış. Yok bir şey güzel. Bu geçerken söylüyorum. Yok HDP kapatmayı biraz konuşmak onu istiyorum. Tamam da ben burada madde olarak ayrıca açmayacağım onu. Aha. Şunu diyorum. Yani bugün insan hakları eylem planında bir de bu konularak böyle alt alta yığınla madde getirilerek buna ikna edilmemiz isteniyor. 2010'da da böyle oldu. Anayasaya bireysel başvuru hakkı 2010'da getirildi. Övüp duruyorlardı ya. Anayasa Mahkemesi'ne neredeyse darbeci diye basmadıkları kaldı. Anayasa Mahkemesi'ne şimdi deniyor ki bak bir madde var çok ilginç. Efendim bireysel başvuru için başvuracaksınız çok uzun sürüyor. Tazminat komisyonu kuracağız diyorlar. İnsan hakları tazminat komisyonu. Yahu inanılır gibi değil. Şunu hatırlar mısınız bilmiyorum. Can Dündar'la Erdem Gül tahliye edilmişler. Anayasa Mahkemesi'nde neredeyse taarruz var. Niye tahliye ettiniz diye. Cumhurbaşkanı dedi ki parası neyse veririz dedi ya. Parası neyse veririz dedi ahime. Şimdi neyin tazminatı bu? Dolayısıyla orada bir madde de çok önemli. İşte bazı bilir kişiler, bazı hakim savcılarla ilgili yanlış karar yazıldığında rücu ettirilecek falan. Duysun hakimler. Duysunlar. Yarın olay mahallinde siz kalırsınız. Yarın derler ki biz ne yapalım? Hakim savcılar böyle yaptı. Olay mahallinde siz kalırsınız. Peki. Şimdi sevgili izleyiciler kesintisiz devam edeceğiz. Bu arada